21 Şubat Cuma, ben Berfu Güven, saatlerimiz 8'i gösteriyor. Her Cuma sabahı olduğu gibi Erkin Şahin stüdyomuzda sorularınızı bekliyoruz. Piyasaların odağında ne var bir bakalım. Amerikan verileri karışık, bir öyle bir böyle. Gözler Fed'in Mart toplantısında. Yellen'ın ertelenen sunumu 27 Şubat'ta olacak. Gelişen ülkeler şimdilik sakin. Borsalar dün öğleden sonra toparlandı. Piyasa önünü görebiliyor mu? Bu soru gündemimizde. Borsa İstanbul'da ise yön arayışı var. Dolar TL'de 2.20'nin altı kalıcı mı sorusuna yanıt arayacağız. Peki TL'ye dönme zamanı mıdır? Bu soru da gündemimizde. Dört gün içinde 75 kişinin hayatını kaybettiği Ukrayna'dan gelen görüntüler iç savaşı andırıyor. Göstericiler 67 polisi rehin tutuyor. Oteller hastaneye dönüştürüldü. Akşam toplanan Ukrayna Meclisi güvenlik güçlerinin operasyonlarını durdurma kararı aldı. Kiev sokaklarında kanlı çatışmalar sürerken Brüksel'de bir araya gelen AB Dışişleri Bakanları Ukrayna'da şiddetten sorumlu kişilere yaptırım uygulanmasında uzlaştı. İtalya Dışişleri Bakanı Emma Bonino söz konusu kişilere seyahat yasağı getirileceğini ve banka hesaplarının dondurulacağını belirtti. Yaptırımlar çerçevesinde ülke içinde baskı aracı olarak kullanılabilecek savunma malzemeleri nakliyatı yasaklanacak. ABD Hazine Bakanı Jack Lew, küresel ekonomide büyümenin hali hazırda potansiyelin altında seyrettiğini ve işsizlik oranının inatçı şekilde yüksek kalmaya devam ettiğini kaydetti. G20 ekonomi kurmaylarının Sidney zirvesi öncesi konuşan Lew, G20 liderlerine ekonomik büyümeye ivme kazandıracak politikaları hayata geçirmeleri çağrısında bulundu. Japonya Merkez Bankası Başkanı Kuroda %2 enflasyon hedefinin henüz tutturulamadığını hatırlatarak niceliksel gevşemeden çıkış stratejisini tartışmak için henüz çok erken dedi. Kuroda, Japonya'nın mali politikalarına olan güvenin sarsılması halinde devlet tahvil faizlerinin artabileceğini ve bu durumun hükümetin harcama yapmasını zorlaştıracağını kaydetti. Fed Başkanı Yellen'ın Senato'nun Bankacılık Komitesi'ne hitaben yapacağı ilk yarı yıl para politikası sunumunun tarihi belli oldu. Kötü hava şartları nedeniyle ertelenen sunum 27 Şubat'ta gerçekleşecek. BDDK'nın 1 Şubat'tan itibaren kredi kartına taksit sınırlaması getirmesinin ardından taksitli kredi kartı harcamaları 2 haftalık süreçte 1,5 milyar lira azaldı. Tutukluluk süresinde üst sınırı 10 yıldan 5 yıla düşüren ve özel yetkili mahkemeleri kaldıran düzenlemenin de içinde olduğu paket mecliste kabul edildi. Yasayla dinleme yapılabilmesi için artık kuvvetli şüphe yetmeyecek, somut delil şartı aranacak. Ergenekon davasından tutuklu İnönü Üniversitesi'nin eski rektörü Fatih Hilmioğlu cezaevinden çıktı. Hilmioğlu, özgürlük güzel şey ama ben sevinemiyorum. Çünkü suçsuz olduğuna bütün kalbimle inandığım pek çok insan şu anda cezaevinde diye konuştu. Başbakan Erdoğan dün 100'e yakın milletvekiliyle kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Başbakanın milletvekillerinden gelen Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız sorusuna AK Parti kurumsallaştı. Bir sıkıntı olmaz cevabını verdiği öğrenildi.
piyasalar önünü görebiliyor mu diye sorarak başlıyoruz. Bu sabah Erkin Şahin Öz'le birlikteyiz. Taciler Menkul Yatırım Koordinatörü kendisi. Erkin hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk Erfo. Günaydın. Şimdi öyle kafa karıştıran şeyler var ki gelişen ülkelerde çok hoş görüntüler yok. Mesela Ukrayna'da iç savaş görüntülerini andıran bazı haberler yansıyor. Gelişen ülkelerde bir baskı var. Fed belirsizliği var. Veriler karışık. Çin yavaşlıyor. Yani böyle bir ortamda piyasa önünü görebiliyor mu? Göremiyor. Kesinlikle göremiyor. Berfu, hep başından beri konuştuğumuz, haftalardır dile getirmeye çalıştığımız bir şey vardı. Ben bu vesileyle, bu soruyla aslında o mesajı da vurgulamak istiyorum. Bu yıl piyasada bir trend beklememek lazım. 2013 şu açıdan kolaydı. 2013'ün ilk aylarında genel bir yükseliş trendi, not artışı beklentisiyle. Ondan sonra da Mayıs'ta Bernanke'nin konuşması, Gezi protestoları vesaire, aşağı yönlü güçlü bir trend. Önce yukarı yönlü güçlü bir trend, sonra aşağı. Bu yıl ise biraz daha farklı bir resim olacak. Hep kısa yüksek frekanslı dediğimiz, yani çok sayıda yükseliş ve düşüş trendi piyasaları bekliyor. İşte gördük, geçen hafta yaşadık, 60 bin, 61 bin bandından 65 bin, 66 bin o son derece kritik dirence kadar bir yükseliş yaşayan Borsa İstanbul denedi, gücü yetmedi ve orayı geçemedi. 65 bin, 66 bini geçemedi ve yeniden 63 bin 500 kritik desteğinin üzerinde kapandı dün. Ama önümüzdeki haftalarda gerek, şimdi bir de Berfu şunu da ben söylemek istiyorum aslında yeri gelmişken, dışarıda da aslında panik bir ortam yok. İki tane endeks göstergeye bakıyoruz. Biri dolar endeksi, öbürü Amerikan 10 yıllıkları hazine faizleri. Her ikisinde de düşük seyir, yani dış piyasalarda sakin seyir var. Borsa endeksleri Amerika'da S&P 1800'ün üzerinde. Yani oralarda bir panik yok. Oralarda bir huzursuzluk yok. Huzursuzluk gelişmekte olan ülkelerde. Evet. Biz bu sabah Şantmanlık yandan da bir yorum aldık. Önünü görebiliyor mu? Görebilmesi neye bağlı diye. Bir dinleyelim. Öncelikle benim baktığım noktadan Amerika verileri önemlisi. Çünkü gerçekten de orada soğuk havanın etkisinin ne olduğu çok karışık. Gerçekten bazı noktalardan baktığımızda evet etkisi olduğunu görüyoruz ama diğer özellikle verilerin detaylarına baktığımızda dönem dönemde bu etkinin abartıldığını görüyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bir burada gerçekten yukarı revizyonlar olacak mı veya örneğin Mart, Nisan, Mayıs aylarında hızlı bir toparlanma olacak mı? Bu hakikaten ciddi bir belirsizlik. Ama bunun yanında bazı noktalar var ki örneğin işte Çin'in ne olacağı bence belirsizlik demek hatalı olur. Çünkü Çin'in bu işten yavaşlamadan kurtulması çok zor. Belki zamanlaması açısından bir belirsizlik olabilir ama Çin çok net bir şekilde kötüye doğru gidiyor. Dolayısıyla orası ciddi bir problem olarak önümüzdeki dönem karşımıza çıkacak. Yine aynı şekilde gelişmekte olan piyasalarla ilgili şunu biliyoruz. Eğer Amerika'da gerçekten bir toparlanma varsa, yani şu son dönem kötü verileri soğuk hava kaynaklıysa ve bir toparlanma olacaksa önümüzdeki aylarda gelişmekte olan piyasalar yeniden Amerika kaynaklı bir çalkantıya girecektir. Çünkü görüyoruz ki artık forward guidance da bir şekilde değişecek ve eğer, tekrar altını çiziyorum, eğer yükselen bir enflasyon ve toparlanan veriler görürsek bunun gelişmekte olan piyasaların en azından bir kısmı için negatif bir etkisi mutlaka olacaktır. Şu an için bence piyasa açısından söz ettiğim belirsizlikler negatif olarak, ben en azından gelişmiş ülkelerde çok negatif olarak da fiyatlanmıyor. Herkes bir bekleyelim görelim modunda. Ama Amerika'daki gelişmeler eğer mevsimsel değil de gerçekten artık tekrar bir yavaşlama başlıyorsa o zaman tabii önümüzdeki dönemde çok daha farklı bir fiyatlama bütün piyasalarda olacaktır. Biraz FED'e bağlı mesajı alıyoruz. Sen de aynı fikirde misin? Yani FED midir belirleyici olacak? Öyle Berfu. Sadece bu birkaç ay değil. Önümüzdeki 3 yıl FED belirleyici olacak. İşte Ocak ayı toplantı tutanakları geçen hafta 2 gün önce yayınlandı. FED'in tutanakları. Şimdi herkes şunu anlamaya çalışıyor. Bu tutanaklardan ne anlam çıkıyor? Yani FED Mart ayında devam edecek mi? Ederse hangi adımlarla yürümeye devam edecek? İlk faiz artışı ne zaman olacak? Eşikler ne zaman değişecek? Vesaire. FED'i konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi burada ben özellikle iki tane göstergeyi vurgulamak istiyorum Berfu. Biri yani yatırımcılar Borsa İstanbul'da yönü ararken neye bakmalı? Yani gelişmekte olan ülkeler ne zaman olumsuz etkilenir? Bunun belirleyicisi Amerika'daki 10 yıllık hazine faizleri. Amerika'daki 10 yıllık hazine faizleri %2.70'lerdi. Biraz önce grafiğini gördük. Ekranda. Evet, mavi olan Amerika'da 10 yıllık hazine faizleri. Kırmızı da onun oynaklığı. Hı hı.
Şimdi ikisine bir arada bakmak lazım. Ben biraz geriye gidelim. Mayıs ayına baktığımız zaman hem mavi yükseliyor hem kırmızı yükseliyor. Yani hem 10 yıllıklar yükseldi hem oynaklığı arttı. Ne oldu? Bütün gelişmekte olan ülke piyasaları üzerinde çok sert bir satış baskısı geldi. Evet. Şimdi son dönemde ise hem 10 yıllıklar sakin, %2.70. Sakin ne demek? 3 ve 6, %3'ün ve 6 sakin demek. 3 ile 3.20-25 arası tedirginlik demek. 3.20-25 bandının üzeri de panik demek. Son dönemde 10 yıllıklar sakin, oynaklık düşük ve dolar endeksi. Dolar endeksi de 81,5 direncinin altında, belirgin bir şekilde altında. Bütün bunları birleştirdiğimiz zaman aslında daha 20 milyar dolar kısıntıya gitmiş olan Fed'in aslında piyasalar üzerinde ciddi bir etkisi yok, olumsuz etkisi yok. Ama gelişmekte olan ülkeler şuyu vukundan beterdir. Düşüncesiyle önceden satışı yaptı, yaşıyor. Ben şimdi şu soruyu soruyorum. 10 yıllıklar %3'ün üzerine çıktığında, yani Fed Mart'ta 10 milyar dolar daha kesti. Bir de döndü Haziran'da bir 10 milyar dolar daha kesti ve 10 yıllıklar %3'ün üzerine attı. Hemen kısa vadede bekliyor musun %3'ün üzerine? Ben %3,5-4 aralığını bekliyorum. Önümüzdeki yılın, evet, ilk çeyreği, hatta bu yıl sonlarında. Yani 10 yıllıklarda trend yukarı. O yüzden de piyasalar ortamı, dış piyasalar bu kadar sakinken, gelişmekte olan ülkeler bu kadar huzursuzluk yaşıyorsa, biraz bozulursa dış piyasalarda ortam, S&P 1700'ün altına gelirse, o zaman ne olacak? Şimdi dün Tolga Kotan, Finans Portföy'ün genel müdürü buradaydı geri sayımda ve dedi ki aslında Fed'den bağımsız olarak gelişen piyasalarda bir bozulma var. Yani bu Fed öncesi başladı dedi. Bir dinleyelim mi? Bir hatırlatalım, senden bir yorum alalım. Yani Fed'e bağlı bir bozulma değil, tamamen bağımsız kendi dinamikleri nedeniyle bir bozulma var gelişen piyasalarda yorumunu yapmıştı. Bir dinliyoruz. Bizim yaptığımız analizlerde de araştırmada da şunu gösteriyor ki burada Fed'den önce zaten gelişmekte olan piyasalar dünyadaki gelişmiş piyasalardan ayrılmaya başlamıştı. En tepe nokta yaptıkları seviyeler çok daha önce, Fed'den çok daha önce olduğunu görüyoruz. 2010'larda 11'ler civarında olduğunu görüyoruz. Bu grafik herhalde anlatıyor onu, değil mi? Evet, evet, aynı şekilde burada göreceğiniz üzere 2011'in hemen öncesinde gelişmekte olan piyasalarda bir bozulma olduğu göreceli olaraktır bu grafik. Gelişmiş piyasalara ayak uydurmadığını zaten bu noktada görüyoruz genel algıda. Ama Fed'de gördüğümüz diğer bu kırmızı bardan sonraki nokta bunu hızlandırdığını görüyoruz. Zaten negatifliği oldukça hızlandırmış. Dolayısıyla burada bir katalist etkisi yapmış Fed. S&P'de, yani Amerika tarafını göstermek istedim. Amerika tarafında zaten karlılık beklentilerinin artmaya başlamasıyla ve ekonomideki büyüme beklentilerinin artmasıyla beraber S&P'de daha güçlü bir momentum var. Bu yüzden de S&P ve Amerika endeksleri gelişmekte olan piyasalardan çok daha iyi bir performansı daha öncesinden başlamışlardı. Bu da dünya endekslerinden daha da önce olduğunu görebiliriz buradaki ayrışmanın. Ki Fed bir katalizör oldu sadece. Aslında Fed 22 Mayıs'ta o sinyali vermeden önce gelişen piyasalarda bozulma başlamıştı. Temel konuda karlılıklarda, beklentilerde, büyüme beklentilerinde düşüş diyor. Katılır evet, mısın bu görüşe? Şöyle, Fed bu süreci hızlandırdı. Yani Fed'in adım atacağı, dolar likiditesinin eskisi kadar bol ve ucuz olmayacağı düşüncesi haliyle nasıl yansıyor gelişmekte olan ülke ekonomilerine? O zaman gelişmekte olan ülkelerin sermaye girişi eğer azalacaksa büyümeleri biraz düşecektir. Dolayısıyla bunun da şirket kar beklentileri üzerine olumsuz yansıması olacaktır. Yani aslında böyle bir ilişki zinciri var. Ama Fed'in ağırlıklı olarak ben bu süreci tetiklediğini ve hızlandırdığını düşünüyorum. Şimdi Fed tutanakları bir şey değiştirmedi dedik ama Fed tutanaklarında faiz artışının konuşulduğunu anlıyoruz. Evet. Bir de eşik değişir mi tartışması başladı. Ya bu ne anlama geliyor? En basit haliyle bir anlatalım mı izleyicilerimize? Tabii ki. Berfo, şimdi iki tane para politikası enstrümanı kullandı Fed. Birincisi parayı ucuzlaştırdı, yani faizleri düşürdü. Faizler kaç şu an Amerika'da? Amerikan Merkez Bankası Fed'in %0-0.25 aralığında. Yani sıfır faiz uygulanıyor. Bu birinci para politikası. Bu parayı ucuzlatarak, faiz düşürerek yaptıkları hamleydi. Diğeri ise ne yaptılar? Varlık aldılar bilançolarına. Bilançolarını büyüttüler. Piyasaya likit de verdiler. Yani piyasayı parayı bollaştırdılar. Şimdi iki tane ayrı enstrüman var. Ayrı para politikası uygulaması var. Bunlar karışıyor. Şu an Fed'in yaptığı tahvil alım programını sınırlandırmak. Yani parayı daha az miktarda piyasaya veriyor. Bir de bunun ilk faiz artışı ne zaman gelecek sorusu var. Ki tutanaklarda bu konuşuldu. Fed diyor ki ilk faiz artışını. Şimdi güzel bir grafik var ekranda. İlk faiz artışını
işsizlik oranı %6,5'un oldukça altına yerleştiğinde ve enflasyon beklentileri %2,5'un üstüne yerleştiğinde yaparım. Şimdi işsizlik oranına bakalım. 6,5'tu değil mi bizim bildiğimiz eşik? Evet, 6,5. 6,5 eşiği şu an 6,6. Hmm. Son açıklanan işsizlik oranı 6,6. Ve Fed diyor ki 6,5'un altına, oldukça altına geldiğinde, yerleştiğinde ben ilk faiz artışı yaparım. Şimdi evet, biliyoruz ki işsizlik oranındaki düşüşün büyük bir iş gücüne katılımdan kaynaklandığını biliyoruz. Fed de bunu söylüyor. Ama ne olursa olsun Fed'in bu forward guidance dediğimiz ileriye dönük ekonomik bilimleri yönlendirdiği eşikleri değiştirmesi lazım ki tutanaklarda, Ocak tutanaklarında bu geçen hafta çarşamba çok konuşulmuş belli. Mart toplantısında burada bir sürpriz gelebilir. Yani Mart toplantısının bildirisinde Fed ilk faiz artışı eşiğini değiştirebilir. Ne yapabilir? Daha aşağıya çekebilir. Daha aşağıya çekebilir. Yani uzun süre faizleri artırmayacağım mesajı olur o piyasaya. Tabii şimdi Fed'in kendi tahminlerine bakıyorum Berfu. Şimdi bak, Fed diyor ki ben şunu söyleyeyim. 2014 yılı içerisinde Fed'in işsizlik oranı tahmini 6,5 zaten. 2014. 2015 için Fed'in kendi tahminini söylüyorum. %5,9. Şimdi bu ne demek oluyor? O zaman Fed 2014'ün sonlarına doğru veya 2015'in hemen başlarında bir faiz artışı yapacak. Bu eşikler bu anlama geliyor. Daha tahvil alım programı sınırlandırılacak vesaire bitecek. Piyasa hazırlanacak. Öyle kolay değil faiz artışına başlamak. O yüzden de bu eşiklerin acilen değişmesi lazım. Fed de bu sinyali verdi zaten. Peki enflasyon eşiği ne kadar önemli? Yani işsizlik eşiği mi daha önemli, enflasyon eşiği mi? İşsizlik eşiği daha önemli. Çünkü Fed yeri geldiğinde enflasyondan feragat edip büyümeye daha fazla önem veren bir merkez bankası. Şimdi ekrandaki grafikte de Fed'in bir diğer söylediği eşik var. Enflasyon demiyor bakın. Enflasyon beklentisi. Hmm. 1 ila 2 yıl sonranın enflasyon beklentisi %2,5'u zorlarsa faiz artışı yaparız. Yani işsizlik oranının düşmesi ekonominin toparlanması demek. Enflasyon beklentisinin yükselmesi o da ekonominin toparlanması demek. Fed ekonominin toparlanmasını bu iki parametre üzerinden veriyor. Şu anda peki beklentiler ne durumda, enflasyon beklentileri? Yani orada da bir sınıra yaklaştık mı? Tabii, faiz artışı konusunda? Yani Michigan anketi yayınlanıyor. Conference Board'un bir yıl, iki yıl sonrasının enflasyon beklenti anketi yayınlanıyor. Bütün bunlara baktığımız zaman Fed'in verdiği eşiğin üzerinde. Ben biraz önceki grafikte biz 10 yıllık, 10 yıl sonrasının enflasyon beklentilerini koyduk. Daha iyi bir gösterge olduğu için ama orada bile Fed'in tahminlerine, Fed'in verdiği eşiğe yakın. Burada bir değişiklik olacak mı? Burada değişiklik yapmazlar. Burada değişiklik yapacaklarını sanmıyorum ama işsizlik oranında acil bir değişiklik yapmaları gerekiyor. Onu yapmaları yeterli olacaktır özellikle. Ya da niteliksel ifadeler koymaları lazım. Hani geçen sefer yaptılar. Önce %6,5 dediler. Ondan sonra dediler ki %6,5'un well past kelimesini kullandılar. Oldukça altına yerleşmesi. Yani niteliksel ifadelerle piyasaya biraz daha yön vermeleri lazım. Mart toplantısında bunu çok konuşacağız diye düşünüyorum. Şimdi yılın 27 Şubat'ta sunumunu yapacakmış. O sunum biliyorsun ertelenmişti. Kongrede iki sunum yapacaktı. Bir tanesini yaptı, diğerini yapamamıştı. Önümüzdeki hafta bir mesaj gelir mi? Yani son dönemde arada ertelendikten sonra ortaya çıkan gelişmeler sorulur mu? Yani taze bilgiler alabilir miyiz yılından? Yoksa eski sunumuna sadık mı kalacaktır? Bence ağırlıklı olarak eski sunumuna sadık kalıp Mümkün mertebe soru cevap bölümünde bu eşiklerle ilgili piyasa ve kamuoyunu, ekonomik bilimleri alıştırmaya çalışacaktır. Böyle bir değişiklik gelebilir yönünde. Peki bu değişik eşikleri düşürdü. Yani işsizlik eşiğini düşürdü. Piyasa için pozitif. Pozitif. Tabii. Piyasa için pozitif. Çünkü daha geç başlayacaklar ilk faiz artışına. Mesajı buradan çıkar. Ama ne olursa olsun izleyici şuna bakmalı hep. Hani Fed'in tutanağı geldi, Fed'in bildirisi açıklandı, Fed üyelerinden şöyle bir konuşma geldi. Bütün bunların yansıması iki şeyin üzerinde zaten Berfu. Bir, Amerika'da 10 yıllık hazine faizleri, 2 dolar endeksi. Yatırımcılar bu ikisini takip ederek aslında Fed'i takip etmiş oluyorlar. Dolar endeksi 80,3 civarındaydı en son. Yani orada 81'in üzeri mi kritik? 81,5'un üzerinde hafif gerilme başlıyor. 83,5 üzerinde tedirginlik başlıyor. 85 zaten. Ve üzeri Amerika'da 10 yıllık hazine faizlerinde 3.20 ve 3.25 üzeri anlamına gelebilir. Ki orada piyasalara sert bir düzeltme gelmesi beklenmeli. Şimdi borsa ile ilgili bir soru gelmiş. Mustafa Bey diyor ki BIST 100 endeksinde dün gelen tepki bizi bugün 65 bine çıkarır mı? Seçimlerden önce al, seçim sonrası sat yaşanır mı diye sormuş. Şimdi
Öncelikle şöyle cevap vereyim ben. Dün 65.066, yani bugün 65.066.000 direncine yaklaşsa dahi bu direnci kolay kolay geçmesi beklenmemeli. Ben bir adım daha ileriye götüreyim. Seçimlere kadar olan süreçte anketler ne olursa olsun, anketlerden bağımsız, ağırlıklı olarak bütün gelişmekte olan ülkelerde zaten benzer baskı var. Borsa İstanbul'un 70 bin direncini kalıcı olarak geçmesi de beklenmemeli. O yüzden de benim kendi şahsi tavsiyem 68.500 direnci ile 70 bin direnci arasında buraya bir atak olursa risk azaltmak doğru bir strateji olabilir. Aşağıda da 60 bin 61 bin bölgesinde tepki yükselişlerine katılınabilir. Ama tepki yükselişlerine katılırken bir gözle 10 yıllık hazine faizleri, diğer gözle de dolar endeksine bakmakta yarar var. Çünkü 60-61 binde kırılabilir. Onun kırılmasını sağlayacak, tetikleyecek tek faktör benim görüşüm kanımca 10 yıllık hazine faizleri ve dolar endeksinin yükselmesidir. O yüzden 60-61'de tepki yükselişlerine katılmak ama dediğim gibi 10 yıllıkları ve dolar endeksini hep izleyerek. Yani özetle piyasanın önünü görmesi Fed'e bağlı. Amerika'daki göstergelere bağlı diyebiliriz herhalde o zaman. Ağırlıklı. Onu demek istiyorsun sanıyorum. Peki Amerika'da veriler karışık sinyaller veriyor. Mesela dün imalat verisi iyi geldi, PMI. Ama diğer verilerde yine olumsuz bir seyir de var. Yani burada bir kış bahanesi ortaya konuyor. Ama gerçekten mi kötü veri yoksa kış nedeniyle mi? Yani bunu ne zaman anlayacak Fed? Yani Mart toplantısı bunu anlaması için yeterli bir süre geçmesine yol açacak mı? Şimdi Berfu, bir sürü gösterge var. Aslında Fed'in bunu anlaması için, anlayabilmesi için kullandığı en önemli göstergelerden biri, bunu da hazır yeri gelmişken gene vurgulayalım, haftalık işsizlik sigortası başvuruları. Bunun 4 haftalı hareketlik ortalamasını lütfen bakın, açıklanıyor her perşembe 15.30'da. Bu veri 335 bin, 340 binlerde kaldığı sürece Amerikan ekonomisi toparlanıyor demektir. Yani en basit bir gösterge, buradan takip edebiliriz. Aşağı geldikçe rakam istihdam piyasası iyileşiyor, yukarı gittikçe bozuluyor anlamındadır veri. Dolayısıyla Fed tutanaklarda gördük ki Berfu, Ocak ayındaki bozulmayı geçici görüyor Fed üyeleri. Tutanaklarda bunu belirtmişler. Yani Fed şu Ocak ayındaki o gevşemeyi, son aylarda çok iyi gelen verilerin bir böyle patinajı ve soğuk hava şartlarının da etkisiyle geçici görüyor. O yüzden de adım atmaya devam edeceklerinin de işaretini vermişler. Mart'ta 10 milyar dolar daha, şu an hele 10 yıllıklar böyleyken, 10 yıllıklar düşükken, 10 yıllıkları düşük yakalamışken bu fırsat penceresi Fed için. Arada durmasını bekliyor musun Fed'in? Bas geçebilir. Eğer şimdi mesela atıyorum Şubat ayı verilerini de görecekler ya, tarım dışı, ISM imalat, ISM hizmetler gibi önemli Amerikan verileri. Bunlarda da Ocak'takine benzer bir performans görürsek Mart ayında belki 10 milyar dolar değil de 5 milyar dolarlık bir kesinti yaparlar. Zaten Fed bunu söylüyor. Bu ona preset course diyorlar. Yani bir otomatik pilota bağlamadık biz bunu. Her toplantıda böyle bir şey beklenmemeli. Kendilerine oyun alanı yaratmışlar. Veri kötü gelirse pas geçerler. Ama bu yıl içerisinde bu tahvil alım programının sonlandırılması da ben bekliyorum. Evet. Şimdi az önce dolar TL işlemleri başladı. 2.20 civarında başladık. Dünkü kapanışın üzerindeyiz. Dün 2.22'lerin de test edildiğini görmüştük. Bu seviyeler aslında Türk lirasının değer kaybettiğini bize söylüyor. Ve Türk lirasının daha da zayıflamasının beklendiği, kurda oynaklığın sürmesinin beklendiği yorumları var. Ama her şeye rağmen TL'ye geçme zamanı mıdır? Uzun vadeli TL her zaman daha çok kazandırır söylemine ne dersin? Kısa bir aradan sonra buradan devam edelim.
geldi mi diye başlıyoruz bu bölüme. Bu arada hani bu sabah böyle sıcak bazı haberler de var. Yani bu konuya geçmeden kredi derecelendirme kuruluşları hareketli, öyle gözüküyor. Özellikle hani bu sabah çok fazla böyle adı sanı bilinmeyen bir Japon kredi derecelendirme kuruluşu RNI Türkiye'nin not görünümünü pozitiften durağına çevirdi, haberleri düştü ama hani çok da bilinen bir kurum değil herhalde bu, değil mi? Yok, belki değil. Piyasalar üzerinde de çok fazla bir etki yaratmayacaktır diye düşünüyorum. Zaten S&P görünümü indirdi. Onun fiyatlamasını bir ölçüde yaptık ki S&P'nin görünüm indirmesi bile aslında piyasalara ekstra bir satış baskısı getirmedi, hatırlarsan Berfu. Şimdi burada önemli olan tabii Nisan ayında Fitch ve Moody's'in Türkiye ile ilgili yapacakları konferanstaki değerlendirmeleri. Her ikisi tarafından da biliyorsun yatırım yapılabilir ülke kategorisinde değerlendiriliyoruz. S&P görünümümüzü düşürmüştü ama S&P'de yatırım yapılabilir ülke kategorisinde değildik. Dolayısıyla Fitch ve Moody's'e biraz daha fazla ağırlık veriyor piyasa profesyonelleri. Nisan ayı o açıdan önemli olacaktır. Bir de Nisan ayı olması şu açıdan da önemli. 30 Mart'taki belediye seçimlerinde en azından Fitch ve Moody's görmüş olacaklar. Sonuçları görmüş olacaklar. Siyasi tarafla ilgili de değerlendirme yapıyorlar biliyorsun. Bu sonuçlara dayalı olarak Nisan ayında kararlarını açıklayacaklar. Ya bu çok heyecan yaratacak bir şey değil. Yok. Açıklama değil bu. RNI diye bir şirket, Japon şirket. Önümüzdeki döneme dair hani bekleyişi hızlandırırım. Yani yatırım notlarımız tehlikede mi gibi genel bir kaygı oluşmaya başladı. 7 Şubat akşamı S&P bizim görünümü düşürdükten sonra. Ha, bu konuda ne dersin? O kaygı var Berfu. O kaygıdan dolayı da zaten Borsa İstanbul'da ben hep şunu söylüyorum. 68.500-70.000 bandına bir daha hareket olursa risk azaltmakta yarar var. Zaten o korku fiyatlara belli ölçüde yansıdı. Az önce Şant Manukyan'ın bir e-postası geldi bu haber üzerine. Bugün cuma rating günü demiş. Çünkü S&P'ninki de bir cuma akşamı evet. Gelmişti not görünüm değişikliği. Yine bir cuma sabahı bu kez bir Japon kurumundan böyle bir görünüm düşürümü geldi. Ama işte dediğin gibi önümüzdeki ayları biraz bekleyip görmek gerekecek herhalde. Seçim sonuçlarını mı beklemeyi tercih ederler? Yani bir yeni değerlendirme için Nisan Mayıs gözden geçirme tarihleri. Evet, ben S&P'ye o açıdan da şaşırdım Berfu zaten. Yani iki ay daha bekleyebilirlerdi. İki ay daha bekleyebilirlerdi. Fitch ve Moody's bence kararlarında seçim sonuçları ve akabindeki siyasi istikrar ortamını da göz önüne alarak bir karar vereceklerdir diye düşünüyorum. Ama Türkiye zaten mevcut şartlarda ne olursa olsun yatırım yapılabilir ülkenin notunu hak ediyor. Bu arada S&P Ukrayna'nın kredi notunu düşürdü bu sabah. Son 3 haftada ikinci kez düşürmüş. 3C'ye indirmiş S&P Ukrayna'nın notunu. Kredi görünümü negatifte tutmuş. Ocak sonunda da 3C artıya indirmişti. Böyle arka arkaya not indirim haberleri geldi Ukrayna'ya. S&P hemen reaksiyon veriyor. S&P Moody's ve Fitch'e göre daha hızlı reaksiyon veriyor. Bir de S&P biraz daha siyasi taraftaki gelişmelere daha duyarlı bir kredi derecelendirme kuruluşu havasında. Yani son dönemde yaptıkları değişikliklerden en azından ben bunu söyleyebiliyorum. Olumsuz gelişmelere daha çabuk reaksiyon evet. veriyorlar. Olumlu bir şey olduğunda biraz daha geri kalıyor. Geriden takip ediyorlar maalesef. Yani öyle bir eleştiri de getirebiliriz bence çok rahat bir şekilde kredi derecelendirme kuruluşlarına. Evet, hepsi elleri özellikle Türkiye konusunda çok ayak sürüldüğünü ben düşünüyorum. Not yatırım yapılabilir notunu alana kadar. Peki Erkin, TL'ye dönme zamanı mıdır şu anda sence? Ne dersin? Orta vadeli düşünen yatırımcılar için farklı bir cevap. Kısa vadeli düşünenler için farklı bir cevap vereyim. Berfu, şimdi önce ben bir geniş bant vermek istiyorum. Nasıl Borsa İstanbul için konuştuk? Yukarıda 70 bin, aşağıda 60-61 bin dedik. 60-61 binin kırılması için 10 yıllıklar ve dolar endeksi yukarı giderse o alt bant daha da aşağı inebilir dedik. Bir kere önce onu söyledik. Yani yukarıya gittikçe risk azalt, 60-61'den tepkiye katıl ama 10 yıllıklara ve dolar endeksine bakarak. Şimdi aynı şeyi ben kur için vereceğim, aralık vereceğim. 2.30-35 bandı yukarıda, 2.10-15 bandı aşağıda. Bu yakın vade içerisinde bu bant arasında gidip gelir. 2.30-35 çok önemli çünkü Merkez Bankası'nın yapmış olduğu sert faiz artışından sonra artık burası çok güçlendi. Dolayısıyla orta vadeli düşünen yatırımcılara ben şunu tavsiye ediyorum. 2.30-35 bölgesinde bir kez daha yükselirse dolar TL, TL'ye geçin ve bekleyin. Yakın vade için ise 2.15'e yaklaştıkça dolara geçmekte yarar var. Zaten şu an göstergeler biraz bozuk. Dolar TL'de 2.20'nin de üzerinde, 2.20'nin üzerine atma çabaları var. Ki bundan sonraki hedef 2.23-2.25 bölgesi olabilecektir önümüzdeki günlerde.
Biz bu sabah HSBC Portföy Stratejisti Ali Çakıroğlu'ndan da bir yorum aldık. Bir dinleyelim. Piyasadaki özellikle kur tarafındaki oynaklığımız bir süre daha devam edebileceğini düşünüyoruz. Zira işte bir taraftan gelişmekte olan ülkeler özelinde yaşanan sıkıntılar var. Diğer taraftan Türkiye'nin kendine has sorunları var. Bundan dolayı kısa vadede bu oynaklık sürecek gibi gözüküyor Türk lirasında, ama uzun vadeli bir bakış açısıyla zaten yatırım yapmayı düşünen yatırımcılar açısından Türk lirası her daim biraz daha getiri anlamında daha cazip gözüküyor. Şöyle basit bir aslına bakarsanız örnek göstereyim. Yani şu an bu seviyelerden sizin Türk lirasından dolara dönmeniz bir sene içerisinde sizin alternatif maliyetinizi yaklaşık 16 birim yükseltiyor. Yani 2.20'den aldığınız dolar TL'niz bir sene içerisinde minimum 2.36 seviyelerinde olmalı ki siz bu Türk lirasından aldığınız faiz getirisini bir bakıma kompanse edebilin. Hani bunu da göz önünde bulundurduğumuzda biz genel itibariyle yatırımcılarımıza biraz daha Türk lirası ağırlıklı bir portföy taşımalarını öneriyoruz. Ama kısa vadede bu volatiliteyi, bu oynaklığı trade etmek, yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için de hala kur tarafından bu fırsatların olduğunu da söyleyebilirim. Basit bir hesapla işte Türk lirası %10 faiz veriyor diyelim. Dolardan alabileceğiniz maksimum faiz 2-2.5'lar. Yani aslında bir sene içerisinde bu seviyelerden aldığınız dolardan 15-16 birim yükselmesi gerekiyor ki ancak o faiz farkını karşılayabilsin. Bu da doğrusunu söylemek gerekirse hani uzun vadede çok da olası gözükmüyor bence. Çünkü şurada bir gerçek, özellikle Türk lirasına baktığımızda böyle döngüler vardır. İşte Türk lirası dönem hızlı bir şekilde değer kazanır. Bir şok yer ama sonra o şok sonrasında yine ortalamaya döner. Hani bunları da göz önünde bulundurunca tahmin ediyorum ki biraz daha TL ağırlıklı bir portföy cazip olacaktır. Evet, Ali Çakıroğlu'nun yorumları bu şekildeydi. Bu arada telefon hattımızda Figen Özavcı var. Mekse Yatırım Genel Müdür Yardımcısı. Figen, hoş geldin yayınımıza. Günaydın. Günaydın, iyi yayınlar Berfu. Figen, ne dersin? Yani bugün piyasanın modu nasıl bu sabah itibariyle? Çünkü oldukça çalkantılı bir süreçten geçiyoruz. Gelişen ülkelerde havanın çok iyi olmadığını görüyoruz ama bazen yukarı gitme isteği de oluyor. Kısa vadeli nasıl görüyorsun? Daha orta ve uzun vadeli pozitif misin her şeye rağmen? Kısa vadeli şöyle söyleyeyim Berfu. Ya bizim sonuçta önümüzde 1,5 aylık zor bir süreç var. Hem Merkez Bankası'nın son dönemde attığı adımların etkisini görmemiz açısından hem de önümüzde bir seçim riski var. Kısa vadede içerideki hikaye zayıf. Bizim ancak hikayemizi FED güçlendirebilir. Şu an ABD'de baktığımızda son dönemde veriler zayıf geliyor. Bir de şunu ekleyeyim Berfu. Yani 3. veride, yani 7 Mart'ta açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi eğer önceki 2 veri gibi zayıf gelirse bence FED tahvil azaltımında miktar azaltma seçeneğini göz önüne alabilir diye düşünenlerdenim ben. Bir de FED çıkışı yaparken gelişmekte olan ülke kurlarındaki daha doğrusu gelişmekte olan ülkelerdeki riskleri göz ardı ederek bu çıkışı yapmamalı ya da yapmayacağını düşünüyorum. Çünkü son 2 gündür ya da bu hafta gelen raporlara bakarsak mesela IMF başkanının da uyarıları var. Gelişmekte olan ülkelerdeki risklere, yani tahvil azaltımıyla birlikte burada oluşabilecek kurlarda yaşanacak gelişmelere, işte Merrill Lynch'in raporu var, gelişmekte olan ülke piyasalarında 2 trilyon dolarlık risk var şeklinde. Dolayısıyla ben Fed'in gelişmekte olan ülke piyasalarını göz ardı ederek sert bir çıkış yapacağını düşünmeyenlerdenim ben. Özellikle son dönemde yaşadığımız şeylere baktığımızda mesela gelişmekte olan ülke piyasalarında herhangi bir olay bütün kurları tetikliyor. Yani bu çok tehlikeli bir noktaya bence geldi. Bunu da durdurabilecek tek kişi FED. Yani gözler şu an FED'de. Biz ancak bu bir buçuk ayı FED'in tansiyonunda, yani FED'in tahvil azaltımı ile ilgili söylemleri biraz yumuşatabilir. Gelen zayıf verilere baktığımızda, dün mesela enflasyon verisine de baktığımızda, ya bence bu seçenek gündeme gelme olasılığını ben yüksek görüyorum. Önümüzdeki dönemde sadece bizi şu an bu rahatlatabilir.
Figen Özavcı, çok teşekkür ediyorum bu yorumlar için. Meksa Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Figen Özavcı'dan yorumları aldık. Yine Fed'e bağlı yorumunu aldık aslında. Yani borsayı konuşurken de Fed ne yapacak biraz ona bağlı. Gerçi Fed'de ben gelişen ülkelere bakmam, dünyanın merkez bankası değilim mesajı da veriyor bir yandan. Aslında veriyor ama gerçekte de bakıyor. Yani Fed'in o her FOMC toplantısı öncesi, o 8 haftalık öncesinde bir periyot vardır. O periyotta bütün dünya ekonomisini çalışıyorlar Berfu. Dün bu arada evet, parantez açarak evet, söyleyeyim. Bugün CNBC.com'da da var. Fed tutanaklarına girdi Türkiye. Yani dün 3 kere önceki gün Türkiye'nin adının geçtiğini gördük Fed tutanaklarında. Evet. Yani evet, hem bakmıyorum diyor hem de dikkate alıyor diyorsun. Ya bakmıyorum mesajı şunun için veriliyor. Lütfen iyi zamanlarda can atıcı reformları yapın ki hava şartları değiştiğinde, ki ben şu an hava şartlarını değiştiriyorum, bozabilirim, hazırlıklı yakalanın. Aslında mesaj bu. Ama Fed'in bakmaması olasılığı yok. Fed gelişmekte olan ülkelere bakıyor çünkü bir bulaşıcılık kavramı var. Yani artık hatırlarsan 2008-2009 krizi öncesi şöyle konuşuluyordu Berfu. Amerika'nın problemi bu, Avrupa'ya bir şey olmaz. Amerika'nın problemi bu, Asya'ya bir şey olmaz. Ne oldu? Bütün dünya ailecek resesyona girdi. Krize girdi, finansal piyasalar çöktü. Şimdi bir ülkeyi bir ülkeden ayırmak mümkün değil. Ukrayna'da yaşanan problem bugün Türkiye'de iç piyasaları dahi etkileyebilir hale geldi. O yüzden de bulaşıcılık riski yüksek olduğu için Fed gelişmekte olan ülkelerdeki hem ekonomik gidişatı hem de piyasa koşullarını göz önüne almak zorunda ve alıyor da zaten. Erkin, çok soru var. Altın soruları var. Bilal Güven e-posta atmış. Ons, altının ons ilerleyen zamanlarda ne olur diye. Twitter'da da vardı birkaç soru. Onları bulmaya çalışırken istersen yoruma başlayalım. Ne evet, Berfu, ben şöyle söylemek istiyorum. Nasıl demin Borsa İstanbul'da verdik bantları, Dolar TL'de verdik. Şimdi altın için konuşalım. Yukarıda 1320-25 ile 1350 bandı. Bunun üzerine kalıcı yerleşmesini kısa vadede beklemiyorum. Aşağıda da 1150 dolar bölgesi ki burası üretim maliyeti. Buranın da altına kalıcı yerleşmesini beklemiyorum. O yüzden 1150 dolara yaklaştıkça almak da 1325-1350 bandında kısa vadeli düşünenler için satmakta fayda var. Ama orta vadede altın fiyatlarında ben yükseliş için devam edeceğini düşünüyorum. Twitter'da Mihrullah Demirtaş sormuş bu arada altını, ona da yanıt olsun. Yani bu yıl dip bulunur, önümüzdeki 2 yılda yeniden yukarı trend başlar görüşüne katılıyor musun altında? Altın büyük ölçüde Fed'in adımlarını, potansiyel hamlelerini fiyatladı ama altına bir doz daha satış gelecektir. Şu an dışarıda toz pembe bir ortam var. Pes pembe bir ortam var. Neden? 10 yıllıklar hep konuştuk Berfu. 10 yıllıklar %2.70 iken altının bu atağı yapması, yukarı yönlü tepki yapması normal. 10 yıllıklar %3.20'ye yaklaşsın, altın fiyatları yeniden 1150 dolarlara doğru, o 1180 dolar bölgesine yeniden bir düşüş gösterir. Dolayısıyla bu bölgede gelgit yaşanacaktır. Yatırımcılar o açıdan dikkatli olmalı. Orta vadeli düşünmek başka şey, kısa vadeli yatırım ve trade etmek başka şey. Burada onu farkını özellikle vurgulamak istiyorum. Mehmet Hulusi Dalgıç diyor ki Twitter'da, Erkin Bey'e sorar mısınız? Dolar TL'de bugün ne bekliyor? Ayrıca seçime kadar nasıl hareket eder? Piyasada kur öngörüleri herkesin çok çok farklı diye de hatırlatmış. Gerçekten öyle. Evet. Orta vadede TL düşünmekte yarar var. Kısa vadede 2.15'e yaklaştıkça dolara geç. 2.30-2.35'e yaklaştıkça TL'ye geç. Önerim geçerli. Şimdi önümüzdeki 2 hafta 10 tane ihalesi var hazinenin toplam. Çok yüklü itfaları da var. Bu bir tedirginlik yaratır mı? Yani hem kur hem faiz tarafında ekstra bir baskı yaratır mı? Evet, daha önce yaratmayan konular, biz daha önce ihalelere çok daha güçlü geliyorduk. Çünkü dış şartlar daha iyiydi. Şimdi hemen hemen her şeye bakılıyor. Hemen hemen her şeye bakılır hale geldi. Dolayısıyla ihalelerin de evet piyasa hem faizler üzerinde hem de BIST üzerinde etkili olması beklenmeli. Bunları da yakından takip etmekte yarar var. O kadar çok şeyi takip etmek gerekiyor ki bir arada. 10 yıllıklar, dolar endeksi, ihalesi, Ukrayna'daki dertler, Amerika'daki veriler. Dolayısıyla eskisi gibi bir yatırım ortamı yok. Çok daha zamanlamaya duyarlı, hassas bir dönemden geçiyoruz. İzleyicilerimize özellikle ben bu mesajı vermek istiyorum. Rahat atlatılır mı bu şeyler, tahvil ihaleleri? Sanmıyorum. Sıkıntı olabilir. Yani sanırım, nereye beklersin faizlerde? Dün çünkü %11'in üzerine geldik yeniden. Evet, ben
12,5-13 bölgesine kadar hazine faizlerinde bir yükseliş potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Daha Amerika 10 yıllık hazine faizleri, hep tekrarlıyorum, 10 yıllıklar belki izleyiciler kızıyordur ama orada 10 yıllıklar %2,70 iken bizde gösterge faiz %11 ise 10 yıllıklar yukarı gittiğinde nerede olacak gösterge faiz? Bu kadar basit bir aslında soruyla cevap vermeye çalışıyorum. O nedenle de daha yukarı yönde potansiyel var. Tabii faizin artması birçok şeyi etkileyecek, değil mi? Yani piyasa faizinin artıyor oluşu neler etkileyecek? En temelde ne değişecek hayatımızda? Berfu, zaten Merkez Bankası'nın faiz artırımından sonra mevduat faizlerinde ciddi bir artış gördük. 2 puana yakın ortalama bir artış yansıması olacağını düşünüyorduk ve hakikaten de öyle oldu. Ne kadar arttı aşağı yukarı? Mevduat faizlerinde 2 puana yakın bir artış oldu. Ortalama mevduat faizi için. Ama hazine 5,5 puan, özür diliyorum, Merkez Bankası 5,5 puan faiz artırdı. Sadece 2 puan mı yansıdı? Şöyle, eski politika faizine göre evet 5,5 puan arttırdı ama politika faizini aslında ortalama fonlama maliyeti olarak bakıyorum ben. O 7 idi Berfu. Ortalama fonlama maliyetini 7'den 10'a çıkarttı. Aslında 3 puanlık politika faizi artışı yaptı ve buna da mevduat faizleri, özellikle ben en alttakine bakmalarını tavsiye ediyorum izleyicilerin. Tablonun en altına, en alttaki ortalamaya bakalım. Merkez Bankası'nın faiz artışı yapmadan önceki hafta 24 Ocak haftasıdır ilk evet. Kolon. Bir de son kolon 7 Şubat, ikisi arasındaki farka baksınlar. 1.8 puan, 1.9 puan civarında mevduat faizlerinde artış var. Tamam, mevduat faizinin artması Moody sayısı çok olduğu için, yani mevduat sevdiği için Türk yatırımcısı önemli. Ama kredi faizlerine de yansıdı. Zaten ekonomiyi olumsuz etkileyecek tarafı da burası. Hani faiz artışının ekonomiye nasıl bir olumsuz yansıması olur diye konuşurken hep diyorduk ki kredi faizlerine yansıyacak bu faiz artışı. Nitekim de şimdi ekrandaki grafikte, tabloda merkezin faiz artışının kredi faizlerine nasıl yansıdığı. En çok hangisine yansımış? Berfu, bakarsan eğer en sert artış ticari kredilerde. Ki zaten KOBİ zor durumda, KOBİ'ler zor durumda. Evet. Büyük ölçekli firmalar bu tip dalgaları, ekonomilerdeki dalgalanmaları atlatabilirler. Ama orta ölçekli firmalar boğuluyorlar. Bir de ticari kredilerdeki faiz oranlarının 2.60 puana yakın arttığını gösterirsek burada, en alttan bir önceki, yukarıdan 1, 2, 3, 4. ticari krediler. Evet. 12.13'ten 24 Ocak tarihinde 14.84'e kadar yükselmiş 7 Şubat tarihi itibariyle. Dolayısıyla merkezin faiz artışının 1, mevduat faizlerine yansıdığını gördük. 2, kredi faizlerine yansıdığını gördük. Bankacılık sisteminin yapacağı bu. Daha yüksek para vererek, faiz vererek parayı çekebiliyorsa, dönüp verirken de daha yüksek faizle vermek durumunda. Bunun ekonomik aktiviteyi yavaşlatıcı etkisi önümüzdeki aylarda olacak. Olacaktır. Şimdi Avustralya'da G20 Maliye Bakanları toplantısı var ve bu toplantıya gitmeden Sayın Erdem Başçı havalimanında bazı açıklamalar yapmış Esenboğa'da. Bugün Habertürk gazetesinde de o açıklamalar var. Hane halkı borçluluğu ile kredide sorun yok şeklinde bir açıklama yapmış Merkez Bankası Başkanı. Kredi taleplerinde bir sorun yok. Hane halkı borç durumunda da sıkıntı yok mesajı vermiş. Yani ödemelerde de bir sıkıntı yok krediler konusunda diye öyle bir mesajı var. Onu evet. iletmiş olalım. Yalnız ben bir şey söylemek istiyorum. Bunu değerlendirmek için çok erken. Çünkü bir olumsuz dalga geldiği zaman nasıl olumlu şeylerin etkileri gecikmeli olarak yansır, olumsuz gelişmelerin de etkilerini gecikmeli göreceğiz. Daha erken bunu değerlendirmek için. Ben 2014 yılında Türkiye ekonomisindeki büyümenin beklentilerin çok altında kalacağını düşünüyorum. Latif Alsancak bir e-posta göndermiş. Erkin Bey birkaç cuma önce demişti ki hisse senetleri için maliyet azaltmak için düşerken almayın demişti. Biz şimdi neye yatırım yapalım bu ortamda? Şimdi onu hangi cümle içerisinde ve hangi şey için kullandığımı hatırlamıyorum ama şu dönem bir trend, yani herhangi bir piyasada güçlü bir trend yok. Zamanlamaya çok duyarlı dedik. Ben yeri gelmişken seviyeleri tekrar kendi görüşlerimi aktarayım. Altında 1325-1350 satmak için, 1150 bölgesinde almak için. Kurda 2.30-35 TL'ye geçmek için, 2.15 dolara geçmek için. Borsa İstanbul'da 68.500-70.000 risk azaltmak için. 60-61.000 tepki hareketine katılmak için uygun seviyeler. Ama 10 yıllıktan yukarı giderse 60-61 binde kırılır. Bunu da şey yapayım. Yani piyasa profesyonelleriyle yakın temasta
bu dönemde yatırımcıların hareket etmesi lazım. Milliyet'te dikkat çekici bir haber var. Herkese zorunlu beslenme yolda. Bireysel emeklilikten söz ediliyor. Cari açığın ilacı olan tasarrufların artırılması için bireysel emeklilikte artık şöyle bir şey olacakmış. Yani her işe başlayan otomatikman sisteme üye olacakmış. Harika. Olması gereken. Yayından önce Berfu güzel bir grafiğe bakıyorduk. Türkiye'nin tasarruf oranı olarak diğer ülkelerle olan kıyaslaması vardı. Hakikaten bizim çok ciddi şekilde tasarruf oranını yukarı çekmemiz lazım. Tasarruf açığımız olduğu için cari açık var. Tasarruf açığımız olduğu için yabancının tasarrufuna ihtiyacımız var. Tasarruf açığımız olduğu için işte ekrandaki grafik. Ekranda. Türkiye'nin tasarruf oranı. Diğer en düşük bizde. Şimdi bu ne gibi bir sonuç getiriyor? Yabancı parasına mahkum kalıyoruz. Yabancıların parası gelirse büyüyebiliyoruz. Yabancıların parası gelirse borsamız yukarı gidebiliyor. Halbuki biz bu dengesiz yapıyı değiştirebilirsek o zaman kendi kaynaklarımızla da büyüyebilir hale geleceğiz. Bu bireysel emeklilik konusu önemli tabii. Sona doğru yaklaşıyoruz Erkin. İzleyicilerimizden çok sayıda yorum var. Mesela Murat Bey diyor ki hazinenin yüklü borçlanması çok dikkat çekici. TL faizi üzerine baskı artacaktır demiş. Sen de buna dikkat çekiyorsun zaten. Evet. Önümüzdeki haftalar için. Tam da seçim öncesi dönem. Hem faizde bir yükseliş riski hem de Türk lirasında daha fazla değer kaybı riski mi görüyorsun seçime kadar? Evet, potansiyeli var. Tekrar söylüyorum 2-10-15'in altı çok zor. Berfu. Bir de şunu söyleyelim. Hazine 2-10-15 dedim. 2-10-15 bir bant. Evet. 2-30-35 de bir bant. Bunun altı 2-10-15'e yaklaştıkça dediğim gibi dolara geçmekte yarar var. Kısa vade. Kısa vadede ama. Ama uzun vadeli düşünen yatırımcı için her zaman TL'de kalmak daha avantajlı. Daha avantajlı. Daha avantajlı Berfu. Hele ki 2-30-35'te şimdi burada yeri gelmişken gene uyaralım. 2-30-35 bölgesinde panik alışı yapanlar oldu. Yatırımcıların bir kısmı dolara geçtiler. Bir daha o bölgeye gidip fırsat verdiğinde lütfen TL'ye geçin. Uzun vadeli bakın. Evet. Evet. Erkin Şahinöz çok teşekkür ediyorum. Ya son eklemek istediğim bir cümle var mı? Çok zamanlama çok kritik. Bu hele yani 2014'ün geri kalan kısmında ben şunu söylüyorum. Lütfen piyasa hatta birçok piyasa profesyonelinden görüş alarak yatırım kararlarınızı verin şu dönemde. Zor bir dönem. Zor bir dönem. Erkin Şahinöz, tacirler, menkul değerler yatırım koordinatörü her cuma sabahı olduğu gibi geri sayımdaydı. Kısa bir aradan sonra biz devam ediyoruz.